ketadigan darajadagi kunning issig'ida onamni bo'ynimga o'tkazib ikki farsax ko'tarib yurdim. Uni shukrini ado qildimmi dedi. Hajga borganda ko'rib qolardik. Baxtli insonlar yurishga qiynalgan onasini hopchilab olib Ka'batullohni tavof qildirayotganini ko'rardik. Safo marva o'rtasida ko'tarib yurganini ko'rardik. Jamaratga tosh otganini ko'tarib ketayotganini ko'rardik. Masalan, bizdan so'ralsa, shunga o'xshagan biror bir xizmat qilganmisan desa, bir mingtadan bittamiz qo'l ko'tarsak kerak. Lekin hammamiz o'zimizni yaxshi solih farzand deb bilamiz, to'g'rimi? Haliga tishga bossa tayyodiyondek biror shunaqa bir amalimiz bormi? Onamizga, otamizga nisbatan qilgan. Qaraylarda. Bu kishi shunaqa issiq kunda onamni ko'tarib, hopishlab, yelkamga yoki bo'ynimga ko'tarib, ikki farsax yurdim. Shukrni ado qildimmi dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, ehtimol uni to'lg'oqdagi bitta alamini shukrni ado qilgandirsan dedi. To'lg'oqdagi bitta alamini shukrni ado qilgandirsan. Bu 2 yil mehnat qo'yib turing endi. Otangiz, onangizni qadriga yetishingiz uchun ular nima bo'lish kerak? O'lish kerak. Ishona o'ringlar. O'lmasa qadri yetmaysizlar ekan. Buni boshqa o'tkazganlar yaxshi biladi. O'lgandan keyin ko'zing ochiladi odam. O'lgandan keyin ko'zi ochiladi. Shuning uchun o'lim yetirib ko'zimiz ochilsin. Duosini olib qolaylik. Tabiiyki, ona otadan ko'ra farzandiga mehrliroq, shafqatliroq bo'ladi. Bu tabiatidagi bor narsa. Farzandlar bunga beparvo bo'ladi. Uxlaring deysiz u. Uxlaring, yosh bolamanmi, ko'chalar tinch, mashina bilan keldim, jo'ralarim bilan atga qo'yish deshidek. Uxlaring, nima qilasiz? Deymiz-a? Uxlaring. Ha, bilmaysan-da balam deb qo'yadi. Keyin eslab yig'laymiz o'sha kunlarda o'tib ketganidan keyin. Onani farzandiga bo'lgan rahmati ulkan bo'ladi. Agarchi bola oq bo'lgan bo'lsa ham, onasini norozi qilgan oq bo'lgan farzand bo'lsa ham, shu ablah farzandga bir musibat yetsa, ona darrov unutvoradi hamma narsani. To'g'rimi? Darrov unutvoradi. Mashhur hammamiz eshitgan qissa. Abu Lay Samarqandiy keltiradi bu qissani. Yana bu hadisni Taboroniy va Imom Ahmadlar boshqa lafz bilan keltirishadi. Shabun kana ala ahdi Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam yusamma alqamatan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlarida Alqama ismli bir yigit bor edi. Og'ir kasal bo'ldi. O'lishi aniq bo'lib qoldi, lekin jon taslim qila olmadi. Tiliga la ilaha illalloh kalimasi kelmadi. Bu haqida payg'ambarimizga xabar berilganida ota-onasi bormi uni deb so'radi. Ha, qari bir onasi bor deyishdi. Chaqirib kelinglar dedi. Onasi payg'ambarimiz oldiga keldi. Payg'ambarimiz bu ayoldan bolasi haqida so'radi. Onasi aytdi, ya Rasululloh, o'g'lim falon falon namoz o'qiydi, falon falon ro'zalarni tutadi, qancha sadaqa ihson qilishligini hech qaysimiz aniq bilmaymiz. U qilgan sadaqasini, sanog'ini yoki vaznini bilmaymiz dedi. Payg'ambarimiz nimani so'radi bu yerda? Siz bilan qanaqa muomala qilardi dedi. Qarang, bularda hech qaysi hisobga o'tmayapti bu yerda. Siz bilan qanaqa muomala qilardi? Ya Rasululloh, men noroziman bolamdan. Nimaga? Meni qo'yib xotiniga ko'proq yaxshilik qilardi dedi. Qoladi bu xotin siz bilan. Sizni kuzatib, inek etadi orqangizdan. Aytamiz-ku, pul ham o'ziga qoladi. Ha, bormisan deydigan ham qolmaydi. 12 da kelasizmi, 2 da kelasizmi, birodi ish olmaydi. Bemalol nima qilishadi, hammasi yotib. Ya Rasululloh, men noroziman undan dedi. U o'zini ayolini mendan afzal ko'radi. Meni qo'yib unga yaxshilik qiladi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam onasining g'azabi, onasining noroziligi
onu şehadet kelimesine açıdan tosup koydu dedi. Sonra Peygamberimiz, ey Bilal otun toplayın dedi. Küydürüp yuvaramız dedi. Çünkü öyle olma yaptı, kelime telkin kılama yaptı, lakin tuzalıp emket miydi? Küydürüp yuvaramız bunu dedi. Şunda bu yerde dururken ona, ya Resulullah, balamı köz aldım da küydürüp yuvarası mı dedi. Bunu kendi kılıp sabır kılaman dedi. Peygamberimiz, Allah onu keçirişini halesiz, ondan razı olayım dedi. Vallahi siz narazı ekensiz, onu okuyan namazı, sadakasından onge fayda yok dedi. Közümüzü katta açıyorduk. Sakal koyup paçaşımla yürüpüz mü? Beş mekan maçke bari yapıyız mı? Otuz para Kur'an yatladık mı? Eğer ata anamızı narazı okuyan bulsak, Peygamberimiz mi yaptı? Okuyan namazı yok, okuyan sadakasını faydası temiydi onge diye. Din ne mi? Din hulk. Din ne mi? Din muamele. Uyda tutup bir de hakikate de atayına. Tabiini kırıkladı, kanakladı. Razı olayım, bu mesela balız faydalanamaydı bu amellerden dedi. Şimdi ana kolunu kötürüp, Allah'ını, siz ne ve şu yerde turganlarda güvah kılıp etmem, ben onunla razım dedi. Ah, farzandıge musibet yetkende, anasını narazı kıyken, ah bugün farzan, bana şimdi bir meşakkat gerekirken de, ana hemen azan unutuvarı yaptı. Analar şunu kadar mihriban buladı. Analar şunu kadar mihriban buladı. Fakat farzantlar bunu bilmiydi, ölgenden ken kadri yetedi fakat. Şimdi Peygamberimiz Bilal'ge barıp bilip gelinçi dedi. Resulullah'tan üyelgeneden aittin mi ki kalbide yok narsanı, bilip gelinçi dedi. Bilal alkamını eşiğine aldı ki bargen de, içkerideki alkama La ilahe illallah degen kelimeni aittı. Bilal eşitti, vefat etti o. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip haberini verdi. Alkama vefat etti. Yuvuştu, kefenleşti. Peygamberimiz cenazesini okudu. Sonra ona kabrını bir çetide durup aittı ki, ey muhacir ve ansarlar, kim anasından ayalını afzal görse, bas unga Allah'ın laneti bulsun. Kim ayalını anasından üstün görse, bas unga Allah'ın laneti bulsun dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bas bunda kişinin tavbası ham, sadakası ham kabul bo'lmaydi dedi Resulullah. Bu hadisini İmam-ı Tabarani ve Ahmetler ham başka lafız bilen rivayet kılışken. Çünkü hayırlı işi olsa hem alkamaya faydası yok. Madem ki anası narazı buladıken olsa. Yigitler bir fikir koyuyorlar. Bir fikir koyuyorlar. Atanaki ak buluşunu körünüşler. Ak buluş degeni nüme degeni. Bizde seni ak kıldım dese yine ak buladı degen natoru şunça var. Ona kadar demesem ak bulu orada farzan. Fakat bilmiydi onu. Faraz kılın bir yigit tuğulu bulguydu, okudu. Bir mansap gelişti. Bir katta bir idaranı rahbara buldu. Adamlar onu hanasaya girişlikke kabulda nabat kütüp duruşadı. O kişiye hacı atışken bir top kişiler açtı. Bu rahbar adamı atası bizi ortağımız idi. Otasi bilan birga borsak ishimizni osonroq o'tkazib beradi deyishdi. Otasiga kelib aytishdi. Otasi mayli boramiz birga dedi. Bordi. Otasi kelganini aytishdi. Kutib tursin dedi. Ota hamma qatori kutirdi, kutdi. Navbat kelganda boyaga do'stlar bilan kirdi. Kirganda boyaga mansabdor farzand palonchiyib deb otasini aytdi. Nima hojatingiz bor bizda dedi. Mana shu ham otaga ak buluş dedi körünüşü. Mazmat bak gelin. Bu atayız mı size? Atasını başkalarına tanıtışlığını şu beni atamda bildirişiydi halamayakkenliğim farzantı ak buluş dedi dedi ulamalar. Atası kembağaldır. Atası körümsüz rağdır. Kiyimi kıra rağdır. Atam şu adam beni de durup koludan öpüp adamlara fakirle hitamı yapsın mı? Şu yam ah buluşu da körünüşü değil adı. Yani çıkıp soruştu. Boliz kağıda oku yandı oldu. Falan memlekette de garipte etti. Çünkü için ballarlarda ballar ileride talim alışı ki kimge birekkeni gelegem kara koyular. Gayri dinlerge dünyavi ilimlerde okuşge
berib bo'lmaydi demaymiz. Lekin shularni suvini ichib, shularni qalbiga tushib qolishdan xushyor bo'ling. Shuning uchun aytamiz, farzandmisan, har qancha manzilating, martabang, mansabing katta bo'lmasin, har qancha hurmat e'tiboring osmon bo'lmasin, ota-ona izzat ikrom qilishing odamlarning oldida. Mana shu manzilatingni ko'tarsa ko'taradi, ki tushirmaydi. To'g'rimi? O'g'il bolalar, faxrlaninglar falonchining bolasi bo'lganingizlarga. Haligi bordi shunaqalar ham. Kuruto mashinani minib olgan bo'ladi, otasi peshkom ketayotgan bo'lsa o'tib ketaveradi. Yo bo'lmasa qandaydir sovuq muomala qiladi otasiga. Seni vujudingiz sababidir shu. Vaqti yo'q dadasini biriga olib qo'ygani. So'ramadi. Bolam vaqting bormi? Mana tashab qo'ymaysan, oxiring. Bu bechora otani. Buyurish kerakmi o'zi? Ey, 8 ga kel. Yo'q, qo'yib qo'y mashinani. Deyish kerakmi? Deya olmaydi-da, balasi da yaxshi ko'radi. Chunki balasi shunday yursa, ota faxrlanadi bundan. Ana meni balam deydi. Demak, otasini boshqalardan oldida o'zini otasi ekanligini tanitishni xohlamaslik ham oq bo'lishda ko'rinishlardan bittasi ekan. Faqir bo'lgan ota-onani nafaqasidan xabar olmagan farzand ham oq bo'lishlikka yaqin bo'lgan farzand. Ota-onani holi xarob bo'lib turganda bekami ko'z, hamma yo'g'iz shu kalbasadan tortib sirgacha yetgan bo'lsangiz, mana shu ham oq bo'lishi deb ko'rinishi deydi ulamolar. Tushunarlimi? Otangni tahoratga, suvga imkoniyati yo'q, sen uyinga jakuzi qilib yotibsan. Hamma o'zini turmushini zo'r qilishlikni o'ylaydi. Otanikini hech kim o'ylamaydi. Otamiz deydi, qishda deydi, tahoratga chiqib ketayotgan ekan, oyog'i tinib ketib deydi, mana bo'lib qopti deydi. Sizni tualetingiz, dushingiz qayerda edi yigit? Spalniyangiz orqasi deydi. Masalan, o'zingiz uchun qilgan qulaylikni otangiz uyida ham bor deb ayta olasizmi? Aho, gap ko'p yigitlar. Biz zo'r farzandmiz biz. Biz besh ma'lumamiz o'qiymiz biz. Harom tijoratga qo'limiz urmaymiz biz. Biz masjidga yuramiz biz. Biz zakot beramiz, haj qildik, roza tutamiz issiqda ham. Mayaxichi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Muttafaqin alayhi bo'lgan hadis: "Ala unabbiyukum bi akbaril kaba'ir thalathan." Eng katta kabira gunohlarda xabarni beraymi? Qalu bala, hadis sahobalar. Al-ishroku billah va huququl validayn va kana muttakiyan fajalasa fa qol: "Ala va qawlu zur va amal bihi." Allohga shirk keltirish, ota-onaga oq bo'lishlik Payg'ambarimiz yonboshlab turgandilar, shunday to'g'ri o'tlanib turib, yolg'on so'z, yolg'on qasam va mana shu narsaga amal qilish dedi. Allohga shirk ketilishidan keyin nima zikr qilindi? Ota-onaga oq bo'lishlik zikr qilindi. Bu gunoh faqatgina kabira emas, kabiralarning ham eng kattasi. Payg'ambarimiz aytdilar, yana kabiralardan qaysi ish? Kishi o'zining ota-onasini so'kishi dedilar. Ya Rasululloh, kishi o'zini ota-onasini ham so'kadimi? Payg'ambarimiz, ha, u birovni otasini so'kadi, u ham buni otasini so'kadi. Bu balonchini onasini so'kadi, bu ham buni onasini so'kadi. Mana shu o'zini ota-onasini so'kishlik dedi. Har qanday gunohni jazosini Alloh taolo oxiratga olib qo'yishi mumkin. Ammo ota-onasiga oq bo'lganlikni Alloh taolo shu dunyoda ham beradi, oxiratda ham beradi. Shuning uchun ota-onasiga oq bo'lishidan farzand juda ehtiyot bo'lishligi kerak. Va mana shu narsani otalar farzandlarga o'rgatish kerak. Ya'ni ota-onasiga oq bo'lgan odamlardan uzoqroq bo'lish kerak. Chunki bunga kelgan kasofat senga ham tegadi. Bunga kelgan balo senga ham tegadi. Kim bilan birga bo'lish kerak ekan unda? Ota-onasini rozi qilgan, ota-onasini duosini olganlar bilan birga bo'lingki, unga yoqqan barakot sizga ham tegib qolsin. Ijtimoiy tarbiya, haqlar. Yuqoridagi keltirilgan oyatlar, hadislar, qissalarga asoslanib aytishimiz mumkinki, ota-onani haqqini ado qilish barcha fazilatlarning asosi hisoblanadi. Bu har bitta farzandning ustidagi eng muhim bo'lgan haqlardan.
Endi ota-onani haqqini ado qilgan odam boshqalarning ham haqqini ado qila oladi. Darsimizning xulosasi ota-onaga yaxshilik qilish deganda nimani tushunishimiz kerak? Ularga rahim shafqatli bo'lish, ularni ulug'lash, qarindoshlaridan xabar olish, oldiga tushib olib yurmaslik, biror joyga borsak ulardan avval o'tira olmaslik, ularning xizmatida qoyim bo'lish, ularni xursand qiladigan har bir ishga harakat qilishlik. Agar ota farzandiga bu haqlarni ta'lim bersa, o'zi ham o'zini otasining haqqini ado qilgan bo'lsa, farzandi ham albatta uni haqqini ado qiladi. Alloh subhanahu va taolo eshitgan ma'ruzalarga amal qilib hayotimizda tatbiq qilishiga muvaffaq qilgan bo'lsin va ota-onalarimizni rozi qilib ikki dunyoyimizni obod qilgan farzandlardan bo'lishimizni hammamizga muvaffaqiyatini bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.